Ankaragücü yeni sezon çalışmalarına başladı. Biz de şimdi tesise geldik. Hem kulüp başkanı, hem yeni teknik direktör, hem de futbolcularla sizler için röportajlar yaptık. Çok kısa bir dinlenme süreci tekrar antrenmanlar başladı. And we started the training again. Yeah. What do you think about all? Neler düşünüyorsun? Yeah, I think it was a short, but it's okay, no problem because we were resting like 3 months already, so in this time. Tabii sizin dediğiniz gibi kısa bir dönem oldu bizim için. Kısa bir dinlenme zamanı oldu ama onun öncesinde zaten 3 ay yatmıştık. Onun için pek bir problem değil benim için. Şimdi Ankara'ya geldin. Birkaç maç oynadın. Korona geldi. Ardından taraftarsız maçlar başladı. Yeah. We played few games without fans. Yeah. Ankara'nın Ankara gücünün tadını tam alamadın sanki. So ama neler hissettin? You couldn't feel Ankara gücü really maybe. Yeah. Because without fans. Yeah, I mean like was a total different to play without fans because with the fans was crazy like for me because it was a few games. First few games was so nice because everybody was watching us in the stadium and was really good, but after this without fans was totally different. But yeah, this is not excuses like or something or something. Yeah. Tabii dediğiniz gibi ilk birkaç maçta taraftarlarla beraber oynadık. Taraftarlar her zaman stattaydı. Bizim için çok çılgınca bir atmosfer vardı. Gerçekten etkileyiciydi. Ama dediğiniz gibi daha sonra korona geldi. Korona sürecinden sonraki oynadığımız maçlarda da taraftarsız oynadık. Çok tuhaf oldu bizim için. Çok gerçekten hani bazı maçlar taraftarları gerçekten aradık. Zor bir süreçti bizim için. Fakat hani bu bizim için bir bahane değildi taraftarların olmaması. Belki daha iyi bitirebilirdik ligi. Şimdi yeni bir teknik ekip geldi. Yani yeni bir kadro kuruluyor. Ayrılan arkadaşlar var. Neler düşünüyorsun? Bu sene Ankara Gücü taraftarı arkasına yaslanıp keyifli maç izleyebilecek. So, do you think that Ankara Gücü fans will be relaxed this season? Yeah, I hope I will be also relaxed. So, yeah, it looks like we will be a new team. It will be some transfers, I think. And I hope everything will be nice. So. Tabii inşallah taraftarlar kadar ben de rahat olabilirim diye düşünüyorum. İyi bir sezon geçirirsek bizler de rahat olacağız tabii ki de. Tabii ki de bazı arkadaşlarımız ayrıldı. Yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Belki yeni bir takım kuracağız burada. İnşallah bizim için iyi bir sezon geçeceğini düşünüyorum. İlgili izleyeceğiz. Çok teşekkürler. Harika bir performans gösterdin. Takım ligde kalmayı... Ben tekrar alayım. Harika bir performans gösterdin. Takım... Ligde kaldı öyle böyle. The league, you know, the game is ama çok keyif alınan bir sezon somehow, olmamıştı. But we didn't enjoy. Sen neler düşünüyorsun? What do you think about it? I don't think it was good performance because we were in the last three position. Bence belki benim için iyi bir performans olduğunu düşünmüyorum. Sondan sondan üçüncü takımdık galiba biz. We have to this year. Okay, we are lucky because we stay in the league because also it was very difficult period with pandemic. Pandemiden dolayı da tabii zorlu bir süreç oldu bizim için. Şanslı olarak ligde kaldık belki. Now is new season. We have to make new start. We have to work hard to don't be next season in the same position. Tabii şimdi bizim için yeni bir süreç başladı. Yeni bir sezon başladı. İyi başlamamız lazım. İyi oynamamız lazım. Bu sezonu daha iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Geçen seneki hataları yapmamamız lazım en azından. O kendi performansını beğenmiyor ama tüm maybe futbol camiası like Kitsyu'nun performansını but gerçekten everyone, çok everyone, beğendi. Everyone, you know, in Turkey, they like your performance. Şimdi kendi söylediğinden gelecek sene çok daha iyi bir Kitsyu göreceğiz mesajı alabilir miyiz? So, can we see better Kitsyu in this season? First, we have to see better team, you know, to be higher. And after, okay, I will try to be this season better than last season. Every year we have to be better. Tabii biz her yıl en iyisini yapmamız gerekiyor. Her yıl üstüne koymamız gerekiyor. Tabii öncelikle takımın iyi bir performans sergilemesi lazım ki ondan sonra siz geçen seneden daha iyi bir kişi görebilirsiniz. But I think he speak in the beginning for the team, you know. That's why I say we didn't make we he didn't have good performance, you know. İlk başta sorduğunuz soruyu belki kendi performansım olarak değil de takım performansı olarak algıladım ben. O yüzden bu şekilde konuştum belki de. Olsun, biz yine de senden daha iyi bir performans bekliyoruz gelecek sene. But we still expect better performance from you. Okay, şimdi, I hope it will be better season than inşallah bizim için daha iyi bir sezon olur geçen sezondan. Şimdi 21 takıma çıktı. Daha uzun bir lig boyu var. Kupalar teams, var. Neler düşünüyor? Zorlanacak mıyız? We will have some cup games. So, do you think that it will be difficult for us? Of course it will be difficult. The league is very difficult and as I told you before we have to work hard because if we don't hard we will be in the same position and nobody wants to be there again.
Tabii gerçekten zorlu bir süreç olacak gene. Geçen seneki gibi gene zorlanacağız. Eğer çok çalışmazsak, mücadele göstermezsek gene geçen seneki gibi sıkıntıları çekeceğimizi düşünüyorum. Ankara Gücü taraftarı canlı canlı Kisu'yu izlemeye hasret kaldı. Görüntüden aracılığıyla Kisu'nun Ankara Gücü taraftarının mesajı var. In the stadium. So, do you want to give them any message? Of course, also the players miss the fans, you know, because we know how much power they give to us. I hope we will be together soon. Tabii onlar bizi nasıl özlediyse biz de onları statta görmeye gerçekten özledik. Çünkü onlar bizim için itici bir güç. İyi bizlere çok iyi bir enerji veriyorlar. İnşallah onları tekrar hani aramızda beraber onlarla maç oynarız tekrardan. Çok teşekkür ederim. Size. Teşekkürler. Hazan. Yeni sezon çok hızlı bir şekilde takım hazırlandı ve tekrar antrenmanlara başladı. The new season starts. Ne düşünüyorsun? The team is preparing for the new season. What do you think about? Yes, we know how is now situation. Now it's 21 teams and we have 40 games, so we need all team to good preparing and now we have 1 month and it's good here because the other countries don't have too much time, especially in Poland they start next week, so here is okay to preparing because it's 1 month. Bu sene bir değişiklik yapıldı ve lig 21 takımla başlayacak. Yani aşağı yukarı 40 maçımız var, 40 maç. Biz burada en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz takım olarak. Bir ayımız kaldı. Diğer liglere baktığınız zaman onların fazla zamanı yok. Mesela Polonya'da bir hafta var. Yani bir hafta sonra ligler başlıyor. O yüzden güzel bir ortam var ve en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Antrenmanı çok yaksatmayalım. Tekrar uzun uzun inşallah konuşacağız fazla. Later we will talk again with you now. Okay, thank you.